Merhaba arkadaşlar. Sizinle bu güzel yarısı kumaş, yarısı örgü olan elbise modelini çalışacağız. Çok güzel. Bu sene özellikle bu yarı kumaş, yarı örgü elbiseler çok moda. Ben bunları boy boy yaptım. Bu 2-2,5 yaşındaki kızımız için. Bakın renkleri böyle. Bir boy büyüğü. Bu 8-9 yaş için. Arkası da böyle ekrana tam sığmadığı için böyle yarım yarım gösteriyorum size. Etek ucumuzda da yine oyası var. Bu da 12 yaş için yaptım. Daha büyüğü. Elbisenin arkası böyle düğmeli. Önü de böyle çok şık duran bir model. Altının kumaşı ve altının oyaları yapınca süper oldu. Şimdi sizinle bunun çalışmasını yapacağız. Size söylemek istediğim şeylerden biri de isterseniz bu ön tarafına istediğiniz şekilde süsler yapabilirsiniz, süsleyebilirsiniz, kurdele geçirebilirsiniz. Yani şu delikleri var mesela yakadan, buradan, fiyonk. Önüne birer fiyonk yapabilirsiniz. Bunun sayılarını da Instagram hesabıma koyacağım. Kaç yaş yapmak istiyorsanız ona göre başlayacaksınız. Bu arada bir de bir duyurum var size. Facebook hesabım açıldı. Yine Sevil Örgü adı altında. Oradan da takip edebilirsiniz. Yaptıklarınızı Facebook hesabında paylaşabiliriz. Hep beraber neler yaptığınızı ben de görmüş olurum. Evet, böyle elbisemiz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ben değişik değişik robot çalışmaları yaptım. Bakın şunu da iğneledim, henüz dikilmedi. Kumaşımız. İstediğiniz şu roba kısmını istediğiniz ebatta örebilirsiniz. Bakın. Aslında bunu şurası ön tarafımız. Şurası da arka tarafımız. Bunu eğer biraz uzatırsanız hırka olarak da kullanabilirsiniz. Yazlık bir hırka olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu robanın çalışmasını yapacağız. Ben şu kısmını yaptım. Kol ayrımına geldim. Size şu robanın başlama yerimiz şöyle. Şimdi ben size bunun sayılarını vereceğim. Daha doğrusu şöyle kağıda hazırladım ben. Tığımız 2 ve 2,5 numaralı ince bir tığla. İpimiz de oldukça ince bir ip. Aylık sayılarını ve yaş sayılarını verdim. Buna göre roba sayılarını başlayabilirsiniz. Şu artırmalara dikkat ederek yapacağız. Bunu da Instagram sayfama koyacağım. Oradan ekran resmi alabilirsiniz. Bu sayılara göre yapabilirsiniz. Yalnız bunda dikkat etmeniz gereken şey, eğer ipiniz kalınsa ve tığınız daha kalınsa bir yaş küçüğünü başlayın. Yapacağınız yaştan daha küçük yapın. Çünkü o kalınlık o ebatı verecektir. Bir yaştan sonrasına iki tane ipe ihtiyacımız var. Bir ip yetmiyor, 1,5 ip. Ben şimdi bunu başladım ama size komple sayı değil, şunun yapımını göstereceğim. Önce istediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz.
Yani istediğiniz uzunlukta, dediğim o sayılara göre zincirinizi çekiyorsunuz. Hatta bence fazla çekin. Kalanı daha sonra kesebilirsiniz. Şöyle rahat sıkmadan elimizi. Yapacağımız sayıya göre zincir çekiyoruz. Ben şimdi bu örnek olduğu için bu kadar, birkaç tane daha çekeyim. Yeterlidir. Şimdi baştan ben 6 tane kenarına trabzan olarak yürüttüm. 2 de çıkıyoruz. Her zincire batıyoruz. Bakın şuradaki zincirlere batıyoruz. 1, 2. Şimdi diyelim ki buraya yapacağımız sayıya göre 20 tane yaptık. Önümüz 20. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Doluyorum tığıma. Aynı yere batıyorum. Yine 2'de çıkıyorum. Kol yerini yapıyorum. Bunun gibi 4 tane artırma yerimiz olacak hırkamız, şey robamızda. Ben şurada bir tane daha yapayım. Şurada kol yerimiz diye hesaplayalım. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Her zincire yaparak devam ediyorum. Sadece önümüzde ilk sıra dolgumuzu yaparken son 4 tane dolgumuz kaldığı zaman 1, 2 zincir çekiyorum, doluyorum. 1, 2 tane atlayıp ilik yerimizi yapıyoruz. Bunun gibi 4 tane artırma yerimiz olacak. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. İliğimizin üstüne 2 zincir çekmiştik. 2 dolgu yapıyoruz. Beş. Ben 6 tane trabzanı sürekli yanda bant olarak yürüttüm. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Alttan bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Tabii burada sayımız az olduğu için şey olmayacak. Şimdi bu delik sırasında şu artırma yerlerine 2 tane yapıyoruz. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 dolgu daha yapıyorum. 1, 2. Bir tane de dolgunun tepesine yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir tane atlayıp diğerine trabzan yaptım. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine trabzan. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine trabzan. Artırma yerine 2 tane. 1, 2 zincir. Aynı yere 2 tane. Ve hemen yanındakine batıp üçlüyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir ileri batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Tabii şurada 6 tane trabzan olarak yapıyoruz burayı.
Ben şimdi önemli olan şu artırma yerleri. Onun için şu sayılara çok dikkat etmiyorum. 3 zincir çektim, döndüm. Şimdi bu sıra trabzan olarak gideceğiz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa bir tane yapıyorum. Doluyorum. Bir tane şu trabzanın tepesine. Doluyorum şu boşluğa. Ve şimdi buradaki 3 tane trabzanın tepesine 3 tane yapıyorum. Artırma yerine geldiğimiz zaman bu sıra bir kere artıracağız. Bir tane yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Şu boşluğa bir tane daha. Doluyorum. Üç trabzanımı yapıyorum. Boşluklara birer tane. Trabzanın tepesine bir tane. Her boşluğa bir zincir çektiğimiz yere bir tane ve diğer trabzana tepesine. Boşluğa geldiğimiz zaman bir tane, iki zincir, tekrar bir. Şimdi ben size böyle küçük bir şey de gösteriyorum. Bu sayıları yapacağınız ebata göre ayarlayacaksınız. Bunda bir sıra dolgu, bir sıra delik olarak gideceğiz. Bu delikleri isterseniz şuradaki zincir sayılarını 2 çekebilirsiniz. Bu diğer sıra bu sefer 2 doldurmanız gerekiyor. Fakat çok fazla delikli oluyor. Onun için ben bir zincir çekerek bir dolgu yapmayı tercih ettim. Daha delikli isterseniz öyle de yapabilirsiniz. 3 zincir çektim. Dönüyorum. Yine bu başta 6 tane. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir tane atlayıp diğerine. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine. Bakın. Şu ilk sırada bir tane trabzanın tepesine yapmıştık, iki tane de boşluğuna. İkinci örnekte iki tane trabzan denk geliyor buraya. İki. İki tane de ortaya yapıyorum. Bir, iki, dört tane oldu. İki zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Bir, iki tane artırdım. Tekrar bir, iki tane de trabzanların tepesine yapacağız. Ve bir zincir çekip birer trabzan atlayıp diğerine trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın artırma yerimiz böyle. İlk sıra 3 dolgu oluyor. Bir dahaki delik sırasında 4 tane oluyor. Ben şöyle daha büyük ebatta göstereyim size. Bakın 1, 2, 3, 4 tane artırma yerimiz var.
Şimdi ilk sıra 1, 2, 3 tane denk geliyor. Bazen 4 olabilir başladığınız sayıya göre. Ya burada önemli olan 3, bir dahakine 4 tane. Bir dahaki delik sırasında 3 tane, bir dahaki delik sırasında 4 tane. Yani şu artırmaları yaparken delik sırasında boşluğa 2 tane yapıyoruz. Dolgu sırasında 1 tane yapıyoruz. Delik sırasında ikişer tane, dolgu sırasında birer tane. Eğer hep 2-2 olarak devam edersek birden büyüyor robamız. Çok büyük oluyor veya 1-1 devam edersek de dar oluyor. Onun için bir sıra 2 batıyoruz, bir sıra 1 batıyoruz. Böylece şu robasını istediğimiz ebata gelene kadar devam ediyoruz. Bunu da benim size tavsiyem herhangi bir yeleğine, tişört bile olabilir. Şu kısmını ölçün. Yani buralarda sayı vermek çok elden ele değiştiği için sıra olarak vermek istemiyorum. Herhangi bir şeyini ölçün. Bu benim yaptığım bayağı 12 yaş için, 10-12 yaş arasındaki bir çocuk için olacak. Şimdi kol ayrım yerine geldik diyelim. Şimdi dolgu sıramı yaptım. Önümün dolgusunu yaptım. Kol ayrım yerine geldim. Birer tane dolgumu yaptım. Kolumu ördüm. Tam ortaya geldim. Arka ortayla kolun arasına geldim. Robamızı düz olarak tutuyoruz. Bakın kol yerini yapacağız. İsterseniz direkt diğer tarafa gidip kolu burada bitirebilirsiniz. Ama ben şöyle bir kol da olsun istedim. Minik de olsa bir kol yapmak istedim. İstiyorsanız direkt şöyle de bitirebilirsiniz bunu. Bir tane artırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın. Şöyle tutuyorum. Diğer önle kolun arasındaki boşluğa batıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örneğime devam edeceğim. Buradaki dolgu sayısı bazen 3 oluyor, bazen 4 oluyor. Bir zincir çektim, boşluğa battım. Bakın örneğimize devam ediyorum. Dediğim gibi isterseniz kolu kısa kol daha kısa kollu istiyorsanız hiç örmeden birleştirip diğer bedene örmeye başlayabilirsiniz. Direkt bedene geçeceksiniz o zaman. Evet. Şimdi tam şu birleştirmesini yapıyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp şimdi dolgu sıramı yapıyorum. Bir tane boşluklara, bir tane tepeye. Bu sıraya da dolgu olarak gidip
Şurada birleştirme yapıyoruz. Şu kol boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapıyorsunuz. Ben şöyle bir iki delik sırası ve bir tane de trabzan sırası olarak bitirdim. Son ikinci dolgumu da yapıyorum, bitiriyorum şu anda bu sıramı da. Şöyle dolgumuz bitti. Birleştiriyorum. Ve şu kolumuzun kenarındaki oyaya geçiyoruz. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bir tane atlayıp diğerine battım. İpime doluyorum. Bir, iki tane atlayıp 3'te çıkıyorum bu sefer. 1, 2, 3. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olduktan sonra 1, 2, bazen 3 tane atlıyorum, bazen 2 tane atlıyorum. Şimdi son dolgumuzu yaptıktan sonra zaten şöyle tuttuğumuz zaman batacağımız yeri gösteriyor. 2 tane atladım, 3.'ye battım. Tekrar doluyorum. 1, 2 tane atlayıp 3. deliğin içine 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 atlayıp 3.'ye batıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3.'ye yine 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, kolumuzun oyası da bu şekilde devam edecek. Şu sonunda belki bir tane, iki tane yiyebilirsiniz. Birleştirin. Bakın kolumuz da oldu. Oyamızı yapalım, diğer kola geçelim. Kolumuzun son oyasını yaptım. 1-2 tane atlayıp 3.'ye batıyorum. Bakın şöyle bir açıklık kaldı. Onu da şöyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ipimi kesiyorum. Saklama payını bırakarak kesiyorum. Kolumuz oluştu. Şimdi ipimizi önden dolgumuzu yaparak gelmiştik. Şimdi arkanın dolgularını yapacağız. Kolun altındaki boşluğa bağlıyoruz ipimizi. Bakın şurada kalmıştık. Doluyorum. Dolgu sırasında bir tane yapıyorduk zaten şu boşluğa ve devam ediyorum. İkili trabzan olarak dolgumu yaparak gidiyorum. Böylece beden birleştirmemiz de olmuş olacak.
Bakın böyle. Şimdi arkamı yapıyorum. Şurası kol ayrım yeri. Burayı da yapıyorum. Ön ayrım yerine kadar trabzanımı yapıp geliyorum. Daha sonra şöyle birleştirip koluma iki sıra delik olacak şekilde, yani dört sıra oluyor dolgularla. Kolumu yapıp oyasını yapıp bitiriyorum. Evet, şu kolumuz bittikten sonra ipimizi buraya bağlamıştık. Şu kısmını dolgu olarak ördüm. Geldim, yine artırmamı yaptım ve kolumun da dolgusunu yaptım. Şimdi yine aynı şekilde şu bir tane artırmamızı yapalım. Evet. Aynı şekilde diğer ayrım yerine tutuyorum. Aradan geçirip birleştiriyorum. Evet, ikinci kolumuz da böyle bu şekilde geleceğiz, birleştireceğiz, bir üst sıraya geçeceğiz. Ha, bu arada arkadaki iliklerimi de şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane de bir iliğimi açtım ben. Ama siz istiyorsanız, daha sık sık istiyorsanız 4 tane de bir de açabilirsiniz. Şimdi bu kolumuzu da bitireceğiz. İpimizi buraya bağlayıp diğer arkanın parçasını öreceğiz. Evet, ikinci kolumuzu da yaptık. İpimizi buraya bağladık. Ve şu arka parçaya doğru devam ediyoruz. Geri gelirken bütün bedeni artık tek parça olarak şöyle geri gelirken bütün parçayı öreceğiz artık. Beden kısmını yapacağız. Bu beden kısmını da ben mesela şu elağımız 2,5 yaşında. 2, 4, 6, 8, 10 sıra yapmışım. Bu şu parçayı ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Şu parçamız da Arya kızımıza yaptık. Bu da 9 yaşında. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sırada bunu yapmışım. Son yaptığımız parça da, beraber yaptığımız parça da 12 yaşında Elif'imiz, 12 yaşın içinde, ona yapacağım. Bunu da bir 14 sıra falan yapmayı düşünüyorum. Bu altındaki bedeni istediğiniz kadar daha kısa yapıp kumaşı daha uzun tutabilirsiniz. En 2 yaşındakine, 2,5 yaşındakine 35 santim kumaş, 9 yaşındakine 45, buna da 55 santimlik bir kumaş kullanacağım. Kumaşımın eni de 1,5 metre. İstediğiniz çeşitte kumaş kullanabilirsiniz. Biraz pamuklu olmasını tercih edin. Şimdi bedeni ördükten sonra oyalarına başlayacağız. Ama oyaya başlamadan, bedeni örmeden önce şurada bir tekrar yapalım. Bakın. Şuradaki sayılara göre kaç yaşındakine yapacaksanız o sayıya göre, mesela 80 ama zincirinizi 90 falan çekin. Yani 138 ise 148 falan çekin. Kalanı kesebiliriz. Şimdi mesela 6-7 yaşa yapacağız. Şurası ön. Önümüz 24 diyor. 24 tane dolgumuzu yapıyoruz. Artırmamızı yapıyoruz aynı yere yaparak. Sonra mesela kolumuz 22 diyor.
Kolumuzu 22 tane yapıp artırma yapıyoruz. Arkamız 46 diyor. 46 tane yapıp artırmamızı yapıyoruz. Tekrar kolumuzu 22 yapıp artırma yapıyoruz. Diğer önümüzü örüyoruz. Bir sıra tek, bir sıra çift, bir sıra tek, bir sıra çift olarak da artırmamızı yaparak devam ediyoruz. Yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin. Ben şu ön parçayı, bedeni tamamlayayım. Oyasında görüşelim. Evet, robamız istediğimiz uzunluğu geldi. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Kenar oyasını bütün yaka ve alt beden olarak hepsini birden yapacağız. Son dolgu sıramı yaptım. Köşeye geldiğim zaman yukarı doğru dönüyorum. Hemen bir ilerideki boşluğa batıyorum. Doluyorum. Daha sonraki şu boşluğa yine aynı kolda yaptığımız gibi 3'te çıkarak 7 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 Tekrar bir ileri batıyorum. Üç, dört, beş, altı ve yedi. Şimdi bütün kenarı devam edip yaka dahil oyamızı yapıyoruz. Şu düğme dikeceğimiz kenara geldiğimiz zaman buraya oya yapmadan sık iğne gibi veya zincirle aşağıya iniyoruz. Etek ucumuzun oyasını yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, bütün oyalarımızı da bitirdik. Şimdi kumaşımızın kenarına bir de aynı oyadan, şu oyamızdan böyle su taşı gibi bir oya yapacağız. Robamız ne renkse su taşımız da o renkten yapalım. Daha sonra bunu kumaşın alt etek ucunu kıvırdıktan sonra böyle etek ucuna dikeceğiz. Bu oyamızı da etek ucumuz kaç santimse, yani 1,5 metre ise 1,5 metre öreceğiz. 1,80 ise 1,80 öreceğiz. Bunun yapımını da göstereyim. Şöyle bakın, oyamız, su taşımız böyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 6 zincir çekiyorum. 3'te çıkarak 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Üçte çıkarak 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine 3 tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Döne döne önce yapacağımız oyanın zeminini hazırlıyoruz. 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Evet, bunu diyelim ki kumaşımızın eni 1,5 metre, 1,5 metre örüyoruz. Daha sonra tığıma doluyorum. Artık oyasını yapmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane doldurduktan sonra aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi birleştiriyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilerideki boşluğa yine 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane doldurup birleştiriyorum. Kenarımızın oyası da bu şekilde. Bunu etek ucumuz kadar yapıp dikiyoruz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.